Merhabalar, ben Wonder Woman takımının Önderler bölümünden Berrak Sena. Yazılım bölümünden arkadaşımız Yağmur'un rahatsızlığından dolayı onun sunumunu ben yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Genellikle şiddet, çocuk yaşta şiddete tanık olma, psikolojik rahatsızlıklar ve kişisel bozukluklar gibi etmenler sonucu ortaya çıkan ve kendisine karşı olan herhangi bir durumun çeşitli değerlerine zarar verme isteği ve zarar verme eylemidir. Şiddet fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel olmak üzere 4 ayrı alt başlıkta ayrılır. Biz bugün sunumumuzda fiziksel şiddeti inceleyeceğiz. Ülkemizde ve dünyada fiziksel şiddetin en sık mağdurları şu alt başlıklarda toplanır. Kadına yönelik şiddet, hayvana yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet. Kadına yönelik şiddet, ülkemizde en sık görülen problemlerden biridir. Yüzyıllardır toplum tarafından aşağılanan kadınlığın, artık erkeklik ve eşit konuma gelmesi sonucu geleneklere bağlı dogmatik yapının beraberinde getirdiği bir şiddet yönüdür. Çözümü toplumsal gayret gerektirir. Toplumdaki eril zihniyet skalası, kadına yönelik şiddeti başlıca etkileyen unsurlardandır. Bunları aşmak için ise, hem kadınlar hem de erkeklere düzgün bir eğitim fırsatı sağlamak, kadınlara kendilerini savunmanın başucu yollarını öğretmek, çocukları cinsel gelişimlerinin gerektirdiği sıralama ve düzende uygun şekilde bilgilendirmek gibi yollara başvurulabilir. Ayrıca ülkemizde kadına şiddetle savaşan bazı dernekler vardır. Örneğin Kahdem, Mor Çatı, Kada. Hayvanlar bizim dostlarımızdır ve onlara şiddet uygulanması şüphesiz ki üzücü bir durumdur. Hayvanlara karşı şiddet içerikli tutumları önlemenin bazı yolları vardır. Öncelikle çocuklara küçük yaştan beri hayvan sevgisi aşılanmalıdır ve çocuklar hayvan hakları gibi konularda bilinçlendirilmelidir. Hayvanlara karşı şiddetle savaşan bazı dernekler şunlardır. Haykurder, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği, Haytap. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu nedenle çocuklara yönelik şiddet, domino etkisi gösterme eğilimli bir problemdir. Birçok farklı şiddet türünde kaynak çocukken şiddet görmüş kimselerdir. Çünkü şiddet öğrenilen bir davranıştır. Yanı sıra çocukken şiddet görmenin psikolojiye olumsuz etkileri vardır. Düşük benlik saygısı, dikkat dağınıklığı, depresyon, asosyallik gibi kişisel davranış bozuklukları şiddet gören çocuklarda boy gösterebilir. Çocuklara yönelik şiddetle savaşan bazı dernekler slaytta gösterilmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 4. videomuz Dina arkadaşımızdan gelecek. Beklemede kalın, sağlıklı günler dilerim.